Evet arkadaşlar videonun başında da gördüğünüz gibi sosyal medyanın sahte alıntılar için cennet olacağı bir videodan daha hepinize merhabalar. Bu videoda aslında size sadece ama sadece bir tane alıntıdan bahsedeceğim ve bu bir tane alıntının yani daha doğrusu şiirin bizi nerelere götürdüğünü, internetteki sahte alıntı yayılımının ne kadar hızlı olduğunu ve sosyal medyayı nasıl bu konuda doğru kullanabileceğimizden bahsetmek istiyorum. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izlerseniz hem yazarlara değerini ve saygısını gerçekten vermiş olursunuz hem de yine güzel eğlenmiş olursunuz diye düşünüyorum. Bu videoyu izleyenlerden henüz kanalıma abone olanlardan biri değilseniz lütfen sahte alıntı konusuna ilgi çekmek için ve bu kanala abone olmayı unutmayın çünkü genelde videolarımı abone olmayan izleyiciler izliyor. O yüzden şimdiden teşekkür ediyorum herkese. Videonun başlığını bilinçli olarak seçtim çünkü biliyorsunuz internette çok fazla artık yayılan ve hatta babama anneme kadar gidebilen belki de onlara bile ait olabilecek bir alıntıdan bahsedebiliriz. Bu da dünya hassas kalpler için bir cehennemdir alıntısı. Yani artık bu alıntıyı o kadar çok yazara ait gördüm ki şu an aşağıda değişen görseller olduğunu görüyorsunuzdur. Birisine göre bu Dostoyevski'nin Suç ve Ceza kitabında geçiyor. Birisine göre Göte'nin Genç Berter'in Acıları kitabında geçiyor. Hatta ben artık o kadar çok hani yayıldığını gördüm ki Beyza Alkoç'un bir kitabında bile geçtiğini görebiliyorsunuz bu şekilde. Yani insanlara göre gerçekten hiç fark etmiyor. O alıntıyı ben herhangi bir yazara yakıştırayım böyle adı güzel olsun çok fazla beğeni aldırsın bana ve benim egomu tatmin etsin benim için yeterli diyorlar. O yüzden bu video gerçekten de özellikle de sosyal medya açısından sahte alıntıların cennet olacağı bir video olacağını söyleyebilirim. Şimdi dediğim gibi bu videoda sadece ama sadece bir tane sahte alıntıdan bahsedeceğim ve artık bu işin nerelere geldiğini görmüş olacaksınız demiştim. Yani artık gördüğümüz her şeyden şüphelenmemiz gereken bir çağdayız bir bilginin doğruluğunu, bir alıntının doğruluğunu gerçekten sorgulamamamız gerekiyor. Çünkü ben bugüne kadar ne alıntılar gördüm Albert Camus'ye, Dostoyevski'ye, Oğuz Atay'a atfedilen ama çoğusu yanlış alıntılardı. Hiç yazarlarının tarzıyla bile alakası olmayan alıntılardı. Bu noktada size ilk tavsiyem zaten siz o yazarlara hakimseniz ve tarzlarını biliyorsanız o yazarın o alıntıyı ya da o sözü söyleyemeyeceğini biliyor olmanız lazım. Yani bu en hani edebiyat 101 bilgisidir. En base bilgilerden bir tanesidir. O yüzden bu videoda size aslında bahsedeceğim yazar Turgut Uyar'ın bir şiir olacak ve onun yazdığı bir şey olacak ve Turgut Uyar'ın aslında bir Tomris adında bir şiiri var ve bu şiirde bir tane söz geçiyor. Bir bozuk saattir yüreğim hep sende durur şeklinde bir dize bu. Hatta şiirin tamamını hemen yanda görebilirsiniz. Bu şiirin gerçeği budur ve gerçeği esasında Turgut Uyar'ın Arzı Hal ve Sonrası kitabının 73. sayfasında geçmektedir. O yüzden bu bu kesinlikle gerçek olan hali olduğunu söyleyebilirim. Fakat şimdi bakın ne oluyor bu dizelerle birlikte hemen size bunu açıklamak istiyorum. Bir ekşi sözlük yazarı Eylül 2010'da bu bir bozuk saattir yüreğim hep sende durur dizesinden etkilenerek Turgut Uyar'ın bu arz Hal ve Sonrası kitabında geçen bu şiirini aslında kendince yorumlayıp farklı dizelerle birlikte yazmaya başlıyor ve aslında kendi tarzına bir şey yazıyor. Yani Turgut Uyar'la kesinlikle alakası yok fakat şu an aslında bu herkes seni sen zanneder, senin sen olmadığını bilebilmeden sen bile seni ben geçerken derim ki saati sorduklarında onu o geçiyordur ya da sensiz geçtiği için akrep yer kovana küskündür. Şu bozuk saat çalışsa benim için ölümdür şeklindeki dizelerin hiçbir şekilde Turgut Uyar'la alakası yoktur. Fakat siz bu dizelerden mesela bin kitaba ya da internete yazdığınızda ne yazık ki Turgut Uyar'ın ismine ait olarak çıktığını görebilirsiniz. İşte tam olarak bir de bu durumda bizi şuraya götürüyor. Yani insanlar ekşi sözlükteki bir enterinin yazısını ya da dizeleri oradan alıp Turgut Uyar'a ait olduğunu zannettikten sonra bunu bir iki kişinin bile yapması yetiyor e çünkü o şiir Turgut Uyar'ın adıyla yazılmaya başlandığı zaman hem Turgut Uyar'ın anısına ve mirasına saygısızlık etmiş oluyoruz hem de tamamen e, sosyal medyayı beğeni fetişizmi ve kendi egomuzu tatmin etmek için kullanmaya başlıyoruz ve üstüne üstlük sizi uyaran bu şekilde hani sahte alıntı paylaşmanıza rağmen e, sizi böyle tatlı dille uyaran insanlara da karşı kendinizi savunma durumuna geçirmiş oluyorsunuz geçen gün mesela ben Uğur Dündar'la bir tartışma yaşadım bu konuda ya adam Freud de ait olmayan bir söz paylaşmış ve 10.000 kişi tarafından beğenilmiş. Ben de Uğur Bey'e dedim yani kamyonculuk yapsa Freud gerçekten de kamyonun arkasında bu sözler yazardı dedim. Sonra kitap hangi kitapta geçiyorsa onun sayfa sayısını rica edebilir miyim şeklinde bir ricada bulundum. Uğur Bey de bu kesinlikle Freud'un sözüdür dedi. İşte gerek yok tartışmaya falan dedi. Yani bir gazeteci bile bir kaynak göstermekten imtina ediyorsa sahte alıntı konusunun nereye kadar geldiğini siz de görebilirsiniz bu şekilde. Yani insanlar için artık bu konu o kadar önemsiz bir hale gelmiş ki sayfa sayısını bile böyle sallamasyon yapıştırabiliyorlar. Hatta bunu şuradan da görebiliriz. Bu altta gördüğünüz bir dahaki görselde de bir bozuk saattir yüreğim hep sende durur alıntısının 28. sayfada sanki geçtiğini görüyoruz. Yani dediğim gibi artık sayfa sayısı yazılan alıntılardan bile bazen, bazı noktalarda şüphelenmeliyiz diye düşünüyorum ben. Bunun en büyük sebebi elbette insanların bizzat görüp de okuduğu an ana kaynak olan kitaplardan değil internette birbirlerinden gördükleri ve aa işte bu 5000 beğeni almış ulan ben de paylaşayım ben de 10.000 beğeni alayım demesinden dolayı yani insanlarda sosyal medyada böyle bir bir yarış var beğeni yarışı var o paylaştıysa ben de kopyalı yapıştır yaparak bu sahte alıntının ve yanlış bilginin yayılımını daha da hızlandırabilirim diyorlar sanırım gerçekten de bunu neden böyle yaptıklarını anlamak konusunda psikoloji uzmanlarına bırakıyorum bu konuyu diyebilirim. Mesela bugün size bahsettiğim bu sözlerin altında işte bir bozuk saattir yüreğim işte hep sende durur sözünün altında Oğuz Türk yazsa ya da bu videoyu izleyen herhangi bir insanın adı yazsa o kadar beğeni almayacağını bu sözleri paylaşan insanlar da biliyorlar. O yüzden zaten Turgut Uyarlar'a, Dostoyevski'lere, Oğuz Ataylar'a bu sözleri yapıştırıp geçiyorlar. Ve bu da zaten sosyal medyadaki gösteriş çağını belirleyen en önemli etmenlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Ama artık bu konuyu gerçekten de o kadar fazla umursamıyorum. Sadece sizin faydanıza olması için ...bu türden videoları çekmeye devam ediyorum. E, bu kanalda alıntılarla yaşıyorsak... ...gerçekten de bizzat yazarların söylediği alıntılarla yaşarsak... E, ...o yazarların mirasına ve kültürel hazinesine biraz daha katkıda bulunmuş oluruz. E, bu adamlar bu sözleri kolay şeyler yaşayarak söylemediler. Ne bileyim hayatlarında çeşitli e, mücadeleler yaparak... E, ...varoluş sıkıntıları çekerek, bazen de geçim sıkıntıları çekerek... ...bu sözleri yazdılar ve önümüze getirdiler. Bundan dolayı artık e, sahte alıntı konusunu bireysel mücadelemle engellemek engelleyemeyeceğimi kabul etmiş bulunuyorum ve geçen gün bin kitaptaki distopik okur hesabımda şöyle bir ileti yayınladım mesela. Bin kitapta her geçen gün sayısı artan ve sahte alıntı paylaşıp duran insanların hiçbir zaman benim dilediğim gibi olmayacağını biliyor. Artık bundan acı duymuyorum. E bunu da buradan söylemek istedim. Bu da Zeki Demirkubuz'un bir sözü aslında. Bunu ben yorumlamak istedim bu şekilde. Siz de gördüklerinizi uyarabilirsiniz ama mutlaka savunma pozisyonuna geçeceklerdir. Sizi kabul etmeyeceklerdir. Bu ülkede en hani ünlü ya da en bilgili isimlerden biri olan belki Uğur Dündar bile bunu kabul etmiyorsa onun hani ondan daha bilgisiz insanların buna karşı savunma pozisyonuna geçmelerini ben artık şaşırtıcı bir şey olarak görmediğimi söyleyebilirim. Bu konudaki önerilerimden de bahsedip videoyu yavaş yavaş kapatacağım. Sosyal medyanın sahte alıntılar için cennet olmasını isteyen okurlardan bir değilseniz lütfen mesela Turgut Uyar'ın büyük saatini okuyorsunuz. Burada işte 76. sayfada bir söz geçiyor. Bunu direkt olarak yazın. Yani internetten bir sözü böyle direkt gördüğünüz anda hop oraya alayım kendi profilimde gözükmesini sağlayayım şeklinde bir durumda bulunmayın. Ben en azından bugüne kadar bu şekilde bir şey yapmadım. Yani size de bunu tavsiye ederim. Bir tane alıntı yazıp böyle hani yazarlara ait olmayan bir şey paylaştığınızda evet o anda böyle kendi beğeni ve tatmin duygunuzu böyle e, o dürtünüzü hani tatmin ediyor olabilirsiniz ama e, bence hani edebiyat seven bir okur gerçekten de yazarların anısına saygı duymak istiyorsa e, bu yazarlara ait olan şeylerin paylaşılması gerekiyor. E, ben de buradan bu tavsiyeyi alıntılarla yaşayan biri olarak vermiş olayım ve her bir bu sahte alıntı videosunda yaptığımız gibi yine yazarlara ait olmayan bu, bu şekildeki sahte alıntıları yine yazabilirsiniz. Mesela benim sosyal medyada bu sahte alıntılardan en güzel gördüğüm alıntılardan bir tanesi sevgiline çiçek alma ona kebap söyle azıcık aklı varsa daha mutlu olur zaten diyor Sigmund Freud. Yine bu türden böyle hiç yazarlara ait olmayan saçma sapan alıntıları bu videonun yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. E, zerre kadar da olsa bu sahte yayılım hakkında bilinçlenmişsinizdir diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın ve görüşmek dileğiyle arkadaşlar.